Değerli arkadaşlar, öncelikle 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ve 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında bir ayrılık oluştuğu intibanı vermektedir bazı cümleler. Ben buna katılmıyorum. Tarihi gerçeklerin bir danışman ve kitap vasıtasıyla aktarılıyor olması şu anda böyle bir üslubun çok daha gerisinde kalmıştır. Şu anda usul esasın önüne geçmiştir. Böyle bir ortamda bu konuların bu şekliyle tartışılıyor olması bir anne baba şefkatiyle bakan her iki cumhurbaşkanımızın da gerek davasına gerekse ülkemize olan bakış açısını değiştirmeyecektir. Birbirinden daha samimi, birbirine iki samimi insanın arasına bu tür cümleler girmez, giremez. En fazla her iki kurucu üyenin de, yani Cumhurbaşkanlığı sıfatlarından daha önce, partimizin her iki kurucu üyesinin de birbirine olan samimiyeti bizler tarafından bilinmektedir. Ayrıca her iki cumhurbaşkanımızın da üslubu, danışmanları vasıtasıyla verecekleri mesaj yerine kendi aralarında oturup konuşmalarıyla gerçekleşmektedir. Anne baba şefkatinden bahsettim. Tabii ki mizaçlar, bir kısım üsluplar farklı olabilir. Ama esasında davaya olan bağlılıkları ve ülkeye olan bağlılıkları ön plandadır. O yüzden böyle bir kitabın bu şekliyle üslubunun esasını daha önüne geçecek şekilde yayınlanmış olması da enteresandır. Evet, doğru. Ben diğer iki arkadaşımızdaki şu anda Sayın Başbakanımız ve Sayın Ömer Çelik'le beraber doğru olduğuna inandığımız ve bizim birliğimizin, beraberliğimizin, bütünlüğümüzün korunması açısından da böyle bir girişimimiz tabii ki oldu. Bunun doğru olduğuna şu anda da inanıyorum. Bakın bu konuya üzülenler ve sevilenlere bir bakın. Ben sevinenler arasında değilim. Böyle bir kitabın yayınlanmış olmasıyla beraber oluşturulmaya çalışılan tartışmalardan kimler hangi şekilde nemalanmaktadır? Kimler üzülmektedir? Ben bu konunun ana orijininin tarihi gerçeklerin daha önünde yürüdüğüne inanıyorum. Her birimiz farklı yerlerde, farklı görevlerde, danışmanlıklarda bulunduk. Danışmanlıklar aile içi yapının dışarı vurulması anlamında tercüme edilmemesi lazım. Danışmanlıklar bulunduğunuz makamın her türlü gereklerini, her türlü sizden istenen, talep edilen noktanın karşılanması olarak dikkat çekmektedir. Ben bu işi böyle anlıyorum.